Malatya'dan 5.9 şiddetinde bir deprem haberi geldi. Tabii çok kaygı verici bir haber. Şimdi öğrendim ben de. Mansur Başkanımız şu ana kadar olumsuz bir bilgi ulaşmadığını söyledi. Ümit ediyoruz. Hiç can kaybı olmaksızın ki hiç kimseye bir yaralanma yaşanmaksızın ve bu kadar acının üstüne yeni acılar olmaksızın bu depremi atlatmış olmayı ümit ediyoruz. Ben de hızlı bir şekilde bilgi almaya çalışacağım. Hem milletvekilimizden, il başkanımızdan hem de mülki idare amirlerimizden bir kez daha Malatya'ya ve depremin hissedildiği her yere geçmiş olsun diyorum oradaki vatandaşlarımıza. Evet arkadaşlar, buyurun. Efendim, Fernas işçilerinin malum Kurtuluş Parkı'nda başlattıkları bir eylem vardı. Ama dün gece saatlerinde önce kendileri gözaltına alındı. Sonra da park boşaltıldı. Yaklaşık 12 saattir de gözaltında ifadeleri alınıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Genel Başkan Yardımcımız ve 3 milletvekilimiz gece boyunca Fernas işçilerinin yanındaydı emniyette. Maalesef akıl almaz bir durum. Yani bu işçiler sadece haklarını istiyorlar. Buradan dün söyledim ama sesim ulaşmadıysa Sayın Erdoğan'a bir daha sesleniyorum. Farkında mısınız? Bir milletvekiliniz, Batman milletvekiliniz. Herkesin kabul ettiği ve herkesin bildiği bir şekilde maden işçilerini çok fazla çalıştırıp onların hak ettiği fazla mesailerini ödemiyor. Hafta tatillerini yaptırmıyor. Yaptırmadığı hafta tatilinin parasını da ödemiyor. Ve bu işçilerin emeğini sömürüyor, büyük bir haksızlık yapıyor. Buna karşı eylem yaptılar, duymadınız. Yola çıktılar, yürüdüler, engel oldunuz. O engelleri aştılar, Ankara'ya kadar yalın ayak yürüdüler. Ankara'da günlerdir buradalar, 48 gündür eylem yapıyorlar. Canlarına tak etti, seslerini duyuramadılar. Bakanlarınız görüşmüyor ve milletvekiliniz sizi kandırıyor. Kul hakkı yiyor ve herkese de diyor ki Sayın Erdoğan'ın haberi var. O işçiler bir lokma yemeden, bir yudum su içmeden 36 saat açlık grevi yaptılar. Geldiniz onları topladınız. Şimdi de kaldıkları parkı kapatıyorsunuz. Niye? Görülmesin diye. Ya insanlar canını ortaya koymuş artık. Yalın ayak yürümek ne ya? Bir çıkın da bir 50 metre yalın ayak yürüyün bakalım nasıl bir şey o. Bu madenci nasıl bir çilenin insanı, nasıl bir zulme muhatap, bunu anlamak için bu insan niye yalın ayak yürür diye bir düşünün bakalım. Açlık grevi nedir ya? Açlık grevi yaptıklarına göre gerçekten bu çocuklar bu kadar dertli mi diye hiç aklınıza gelmiyor mu? Bu çocuklar hem çok dertli hem çok haklılar ve eninde sonunda kazanacaklar. Ama bu inadınızı bir kez daha hatırlatayım. Geçen sefer Süleyman Soylu vardı. Bağımsız maden için emekçileri geldiler, Ankara'ya girirken Soylu durdurdu. Günlerce sokmadı Ankara'ya. Bayram geldi. 4 gün uykusuz bir benzin istasyonunda Süleyman Soylu'nun beklettiği işçiler uykusuz uykusuz geri giderken Soma'ya 15 kilometre kala arabaları takla attı. İkisi hayatını kaybetti. Ali Faik İnter ve Tahir Çetin. O işçiler bu inat yüzünden öldü. Sendika aynı sendika. Bu sefer bir başka madendeki işçilerin hakları aranıyor. Ve siz o sefer o iki kişi ölünce o işçilerin hakkını vermiştiniz. Şimdi kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Lütfen birazcık vicdan sahibi olun. Biraz insafa gelin. Artık bu Fernas'ın sahibi milletvekilinizin yalanlarına değil de bu kadar çoluğunu çocuğunu bırakmış 45 gündür Ankara'da yalın ayak dolaşan şu insanlara bir kulak verin. Bunun dışında artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Utanç duyuyorum. Yani. Aktarılacak bazı kalemler vardı. Geçtiğimiz hafta teklif meclise geldi. Siz de eleştirdiniz ve planlı görüşmeleri sürerken Erdoğan talimatıyla bütçe sonrasında bunu bırakıldığını Abdullah Gülen açıkladı. Buna ilişkin değerlendiriyorsunuz. Arkadaşlar, suçüstü oldu iktidar. Hem dezenformasyonları suçüstü oldu, hem
oyun planları suçüstü oldu. Hem de vatandaştan İsrail saldıracak, tehlike büyük, her an füze gelebilir, havaya bak deyip cebinden yan kesicilikle para çarpmaya çalıştılar. İyi ki, iyi ki 1 Ekim'de Erdoğan bunu meclis kürsüsünde söyleyince gel hemen anlat dedik. İyi ki gizli oturum talep ettik. İyi ki gizli oturumda hiçbir şey söylemediklerini bütün meclis biliyor, bütün Türkiye biliyor. Söylediklerini açıklamıyoruz. 10 yıl gizli. Söylemedikleri şu: Erdoğan'ın dediği tehlikeye işaret eden hiçbir somut veri yok. Demek ki neymiş? Milleti ürkütüp korkutup milletin açlık, yoksulluk, sefalet, işsizlik içindeki milletin bunlardan yakınması yerine daha büyük korkulara gark olmasını istemişler. İsrail saldıracak, açlığını unut, işsizliğini unut. Bununla da yetinmemişler. Hadi biraz para ver, İsrail'e karşı savunma sanayini güçlendirelim. Savunma sanayine 180 milyar para aktarıldı geçen sene. Helali hoş olsun. Biz savunma sanayinin güçlenmesine de karşı değiliz, oradaki yatırımlara da karşı değiliz. Ama koskoca, dün de söyledim, Türkiye'nin en karlı bankaları dururken parayı o bankanın kredi kartından nakit avans çekmeye muhtaç, o kredi kartıyla geçinmeye muhtaç insanların eline cep atmayın. Çok lazımsa bankalardan alın. Çok lazımsa zenginlerden alın. Neden gariban vatandaşın peşine koşuyorsunuz dedik. Her bir beyannameden 600 lira alacak. Beyanname vermeyen vatandaş mı var? 70 milyar para toplayacak oradan. Buna isyan ettik. Vallahi de billahi de suçüstü yakalandılar. Bir korku yaratıp, dikkati dağıtıp, vatandaşın kendilerine tepkisini azaltıp, akşamları televizyonda İsrail-Türkiye savaşı, o uçak oradan mı vurur, bu füzenin menzili kaç derken, milletin cebinden kapkaç yapmaya, füzenin menzili kaç diyenin cebinden kaç kapkaç yapmaya kalkarken suçüstü yakaladık onları. Ve geri çekildi, bütçe sonrasına kaldı. Niye kaldı? Zaten bütçede savunma sanayi bütçesi görüşülecek. Orada da teklifimiz şu: açığınız ne kadar beyler, eksiğiniz ne kadar? Dediklerine göre 70 milyar diyorlar. Bizce 100'ün üzerinde bir para toplayacaktı. 70 milyarı koyun bütçeye, alın parayı. Bu ülkenin bu kadar büyük tehlikeler de varken anlattığınıza göre, savunma sanayi fonunun 180 milyar değil 250 milyara ihtiyacı varsa elinizi tutan mı var? Ben bu iktidarın bütçesine oy vermem. Hatırlar için o kaleme ben de oy vereyim. Yeter ki milletin sırtından düşsünler ya. Yeter artık. Yani bu kadar da insanların duygularıyla oynayıp bu kadar da olmadık şeylere tenezzül edilmez. Hakikaten bu tenezzül meselesi bir daha da gelmez o. Bütçede ne istiyorlarsa koysunlar bütçeye, alsınlar parayı. Hiç olmazsa bütçe biraz daha adil bir şey. O bütçede de anlatacağız. Zenginden çok olun, yoksulu bırakın diyoruz ya. Doğru düzgün bir bütçe yapsınlar, halkçı bir bütçe yapsınlar. Ne istiyorlarsa alsınlar, ne ihtiyacı varsa savunma sanayine. Biz ne savunma sanayine karşı çıkarız, ne desteklenmesine. Ama gariban vatandaşın yakasından düşsünler artık. Efendim, dün Bahçeli grup toplantısında Canan'a yönelik açıklamaları oldu. Örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsinde de bu açıklamayı. Ben dün grup konuşmamda Sayın Bahçeli ile ilgili de, DEM Parti'nin Sayın Eş Genel Başkanı'nın açıklamaları ile ilgili de, süreçle ilgili de partimizin hattını net olarak ortaya koydum. Söyleyeceğim şudur: bu konuda bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak. Yeni bir şey duyulacaksa da önümüzdeki hafta Diyarbakır'la başlayıp Van'la bitireceğimiz 6 ile gideceğimiz seyahatte duyulacak. Dünkü açıklamalarım bütün bu sorulara cevap verecek niteliktedir. Teşekkür ediyorum.